Bir de Amerika'da var Mehmet Öz. Adam hiç rahat durmuyor arkadaş. Bir, altın çilek. Zayıflatır dedi. Millet altın çilek hurra bir furya. Beni arıyor profesör doktorlar diyor ki beraber üretelim. Burada bu furyadan istifade edelim, para kazanalım. Faydası olmaz. Şekerli bu dedim. Zayıflatmaz. Olsun bizde. Yok öyle bir şey. Dalavere yok bizde. Neyse o. Para kazanacağım diye. Fırıldatıp dönecek halimiz yok. Ne demiş Muhsin Yazıcıoğlu? 3 günlük dünya için. 3 saniye sonra ne olacağını bilmediğin bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok demiş. Gerek yok. Para verecekse verir, Allah vermeyecekse vermez. Rızık veren odur. Mal mülk sahibi odur. Biz kimiz? Adam profesör doktor olmuş diyor ki bu furyadan para kazanalım. Ya gidişine. O gitti. Neyse 3-4 ay herkes altın çilek. Arkasından ahududu ketonu çıkardı. Mehmet Öz konuştu Amerika'dan. Adam konuşuyor Türkiye'de hemen üretiyorlar. Anlaşmalı sanki. Hiçbir faydası olmadı. Ahududu ketonu. Meyve ahududu. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Arkasından Afrika mangosu modası başladı. Herkes zayıflamak için Afrika mangosu. Ya bana geliyorlar beraber. Yok dedim. Niye? Şeker. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Neyse böyle devam etti. Sonunda yeşil kahve. Zayıflatmaz dedim. İlle üretek dedi bizim elemanlar. Bunda furya var. Furya ile mürerle işim olmaz. Ben anlaşmadan gitmişler. Yeşil kahve almışlar. Etiket çıkarmışlar. Şöyle bir büyük para var bu işte bunu yapar mı? Dedim olmaz. İnsan salarını oynamayız. İptal. Bana danışmanı iş yapamazsın. Ne oldu? Zayıflatmadığı yeşil kahvenin ortaya çıktı. Mehmet Öz aşı reklamı yapıyordu. Bir araştırdılar ki Mehmet Öz aşı reklamını yapmasının sebebi orada Zigma denen bir firmanın 100 bin hissesini almış. Aşı ne kadar çok aşı satılırsa adam o kadar zengin olacak. 1 dolarken o hissesi 7 dolara çıktı. Adam milyoner oldu çıktı. 100 bin hisse. Ya bu mudur ilim adamlığı? İnsan hala Türkiye'ye gelince adam o eller üzerine geziyor. Mehmet Öz Beyefendi Hazretleri. Adam dolandırıcı ya. Dolandırıcı. Üçkağıtçı. Dava açıldı Amerika'da hakkında. Ama bizde itibar, cehalet diz boyu. Oradan laga luga konuşuyor. Profesör doktor, kitili var ya. Maydanoz depresyona karşı iyi gelir. Nereden biliyorsun? Var mı böyle bir klinik açması? Yok. Pırasa depresyona iyi gelir. Nereden biliyorsun? Neye göre konuşuyorsun? Belge bilgi var mı? Yok. Pırasa, maydanoz, pırasa, ıspanak. Bir de dereotu. Ya niye söylüyorsun böyle de insanları yanıltıyorsun? İnsanlar sana inanıyor, güveniyor. Bir yıl kimi pırasa yiyor, kimi ıspanak yiyor, kimi dereotu yiyor, kimi maydanoz yiyor. Depresyondan kurtulmak için. Niye böyle insan sahibi oluyorsun ki? Televizyona çıkmadan önce beni ara. De ki ne konuş, şunu konuşacağım, ne tavsiye ediyorsun? Ha, beni aramıyorsan Google'a gir. Oradaki Google amca sana her türlü bilgi verir. Beni aramak zoruna gidiyorsa. Ben sana bilgi veririm bedava. Yeter ki insanlara zarar verme. Neyse. İlla ki beni ara demiyorum. Ama insanları zehirleme.